Evet efendim, hepinize yepyeni bir oyundan merhabalar diyorum. Enshrouded, yani sis oyundan merhabalar diyorum. Bunun bir videosunu çekmiştim ama çok kötü olmuştu. Tekrardan çekeriz diyoruz. Yeni bir karakter oluşturdum, Husam diye. Aslında ben bu tarz oyunlarda bayan karakteri yapmayı severim ama şuradan karakterlere baktığımız zaman bayanlar, aslında yapılabilir. Kötü değildi. Ayak bilekleri çok kalıyor ya. Neyse, bizim karakterimiz var zaten. Hüsam'ımızı şey yapalım. Hemen bir oyun açalım. Yeni bir dünya oluşturalım. Benim dünyam Sapanca olduğu için yeni dünyayı düzenle diyelim şuradan. O zaman Sapanca'yı koyduk, Sakarya diyelim. İkinci dünyamız da orası. Hemen oyuna diye başlayalım. Hem hikayeye bakalım. Long ago, a Uzun zaman wanderer brought an enthralling gift to the people of Embervale. Koz The diyarında yaşıyoruz biz. elixir, it was a cure, a blessing, a weapon. Once concealed by the ancients, its might had been set free. With it came power, mistrust, and a longing. For more. Vay arkadaş, neler gelmiş neler. Humanity dug the elixir wells, ripping apart the land and each other to quench their thirst. Elixir and blood, a drop for a drop. But from the depths of the wells, an unforeseen curse crept into Embervale. The shroud, a ruinous fog which sought only to spread and devour. Facing their downfall, ancients and humans united to forge the Flameborn. Now, your time has come. Awake. Wake up, Mr. Freeman. Wake up and rise. Şimdik. Efendim, dünyamıza bir tane materyal gelmiş. O materyal de ne materyalmiş arkadaş ya. Şu yakışıklı ama maşallah maşallah. Efendim bir materyal gelmiş ve bu materyalleri kazdıkça aslında hem size güç sağlıyormuş hem de işte kötülüyor, dünyaya kötülük yayıyormuş. Ondan sonra bir şeyler ya, aynı petrole benziyor. Efendim şimdi petrol çıkartma çalışmalarına biz de başlayacağız Allah'ın izniyle. Köz malzemeyle. Bakın görüyorsunuz, bir tarafımızdan alevler yollayarak ateş yakabiliyoruz. Öyle bir yeteneğimiz var. Çok uzun süredir uyanıksın. Alev soylu. Göz daha düştü. Buz tarafından yutuldu. Şimdi edebi alev seni çağırıyor. Bu harap dünyanın yerini bul ve karanlığa karşı sığınmak için bir alev sunağı inşa et. Alev sunağı tarifi açıldı. Siz dünyayı şey yapın. Efendime söyleyeyim, ortadan anasını atın. Petrol bularak. Sonra kan gelsin kurtarsın. İsem gelsin kurtarsın. Aldı ya. Tamam ya. Onu da biz yaparız. Üstün için bir konum seçiyor. Şu grafikleri bu şeyi ben neydi, motion bulup da kapatamadım bir türlü bu oyunda. Allah çıldırttı beni. Saf ışın kadim türünün bilgisini saklar hali. Ya biz Türk'üz kardeşim, bunları okumayız ya. Bu nedir ya, saçmalıyor. Şimdi şuraya base'imizi inşa edeceğiz. Şurada kuleler muleler var. Isengard gibi, maşallah maşallah. Grafikler çok tatlış ya. Şurada bak, otların içinde yürüyorum ya. Süzülüyorum otların içinde. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu tarz detaylar. Benim için bu tarz detaylar önemli kardeşim. Otların içinden yürürken şey bak, gene bir tarafımızdan bir şey çıktı ve gitti oraya. Alev olarak yaydı. Sağda solda lootlar var. Bunları alalım, affetmeyelim. Kardeş, ben bir tarafımda alev çıkartıyorum, bir de meşale mi taşıyacağım üstümde ya? Meşaleye ihtiyacım yok benim ya. Ben bir tarafımdan alev çıkartarak bu kurulu olan petrol yatağını şey yapacağım ya.
şurada el bombası. Hayatta kalma oyunlarının en sevdiğim yanlardan biri terraforming'tir. Terraforming'den kastımız nedir? Toprağa, sağa, sola kazabilme yeteneğimizdir. Şimdi bu oyunda da bu özellik var. Çoğu oyunda yoktur. Yani çoğu oyun standart. Yeri 50 yemezsiniz. Bilmem ne yapamazsınız. Minecraft tarihi oyunlarda bunu yapamazsınız. Burada da şarkılar, türküler var. Şarkılar, türküler önerisi bilmem ne. Ben bunu daha önce şey yaptığım için, videosunu çektiğim için size biliyorum. Şuradan inventory'ye gel. Şu 4 dostsun. Bu da 8 dostsun. Bilmem ne istersek şuralara da taşıyabiliyoruz. Altta değiştirebiliyoruz. Mesela şöyle yapalım. Hadi oyunun mekaniklerinden de bahsedelim. Mesela bombayı ben buraya aldım. Alta bastığım zaman ha 5.'ye geldi. Alta basıyorum tekrardan. 1, 2, 3, 4 geldi. Biraz MMO kafasında bir oyuna benziyor. Şuradaki dinamikleri de güzel. Direkt sarılıp aşağı atlıyor. O yüzden güzel bir dünya. Efendim burada da petrol aramaları oluşmuş zamanında. Petrol aramışlar. Tabi ortaya koku şey. Yani şurada bir osursanız hava ölçersiniz. O derece bir şeyimiz var. Durumumuz var. Alev pus karşı bir süredine sağlar. Fakat uzun süre kalırsan yok olursun. Pustan çıkarak pustak azmin kalemini yenileyebilirsin. Pusak dediğiniz zaman böyle bir şeyler oluyor, değişik şeyler oluyor. Onları yenileyebilirsiniz. Aha pusa girdik şu an. 4-5 dakika süremiz var. Tapla düşmana şey yapabilirsin diyor. Oradaki düşmana şey yaptı. Bu da düşman. Petrol çıkartmaya çalışmışlar. Şöyle doç atıyoruz. CTR ile. Abim. Şimdi ilk baştaki düşmanlar biraz kolay. Çıt çıt diye öldürüyorsunuz. Keyifli. Büyük ihtimal daha sonra daha şeydir. Şunları alayım. Bak yeni bir şey açılır. Runner runner açılmış. Maşallah maşallah. Dayı ne yapıyorsunuz ya? Yani bunda atlama zıplamaya bile gerek yok. Çünkü zaten ilk düşmanlar tatlı tatlı oluyor. Ver güm. Hey gidiş. Bizi iyi takip edenler bu söylediklerimi bilir ve şu anda gözleri yaşlıdır. Al ver göm. Eğer ölürsen son diriliş fenerinden tekrar dirilirsin. Peki efendim, son diriliş fenerinden tekrar dirilmeyi şey yapar. Keşke gerçek hayatta da öyle olsa. Şimdi bu oyunda ve hayatta kalma oyunlarının çoğunda önemli olan bir şeylerden biri de ip. O yüzden şu odunları, şu şeyleri yontalım. Bunda yeme içme odayı var. Hayatta kalma oyunu olduğu için şuradan balları da alalım. Ama ve lakin yeme içme olayı size şey vermiyor. İşte susuzluğum var kardeşim yemek yiyin tarzında değil de Wilhelm'deki gibi ekstra güçler sağlıyor size. İşte şunu yersiniz, intelligence'ınız artar, zekanız artar. İşte bunu yerseniz strength'iniz artar, gücünüz artar. Bunu yerseniz çevikliğiniz artar gibi gibi dexterity'niz artar. O da işte okçulukla mokçulukla ilgili olaylar. Yani benim hoşuma gidiyor yani. Sana yeme, ye, iç, su yap falan muhabbeti yapmıyor. Bu tarz ekstra güç veriyor yemek. Yemezsen de canın sağ olsun diyor. Ama cana bir etkisi olmuyor. Wilhelm'de cana etkisi oluyor. Şimdi konuma ulaştık diyor. J'den görevlere bakalım. Bir üst kur. Tamam. Kuralım. Üretime geldim. Burada anlatıyor. Alev suna. Taş lazımmış. 5 tane taşımız var. Ürettim. Üretimden sonra sırt çantasına. Sırt çantasında. Aham da burada. Şurada bu kadar şeyin olmasına gerek yok. Şimdi şuradan güzel bir vaziyette şöyle şurayı ben tam düz olsun istiyorum her şey. Dümdüz bir araziye alev kutsağımı inşa ettim. İletişim kuralım. Yalnız değilsin. Hayatta kalan birçok kişi var. Yakınlarda kadim mahzenlerde saklanıyor. Onları bulursan hep sana yardımcı olabilirler. Sessizce yerde pusturlar. Her de dışında seni bekliyorlar. Kardeşimiz diyor ki alev diyor ki ya etrafta diyor petrol çıkartmaya çalışan
din kardeşlerimiz vardı. Onlar tövbe ettiler. Tövbe ettiler ama tövbe ettikten sonra mahzenlerde kaldılar. Kardeş siz niye birbirinize dalıyorsunuz? Ben size dalayım mı? Ayık. Yağmala. Yağmala yağmala yağmala. Al al al. Ver 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 ver. Değnek tarifi açıldı. Bu da şey gibidir arkadaşlar. Materyal bulduk hatırlıyorsunuz. Az önce mesela kemik bulduk. Aa biz bundan Harry Potter'ın asasını yapabiliyoruz oldu. Harry Potter'ın asasını yapabiliyoruz. Şimdi bizden neler istiyor? Hemen onunla şey yapalım. Günlük kaza zede bul diyor. Kaza zede içinde şu şeylere ihtiyacımız varmış mesela. Bunları üret diyor. Şurada. Bunu üret. Balta üret. Kazma üretemiyorum. Ne lazım? İp lazım. İp üretiriz. Kazma üret. Yaydır, değnektir. Bunları yapabiliyoruz. Hatta değnek yapalım. Büyü falan da gösterir size. Paçavra. Şuralardan da dondur. İşte şey de yapabiliyoruz. Şimdi kamp ateşine ihtiyacım yok. Meşaleye ihtiyacım yok. Kalkan falan yapabilirim. Yay falan yapabilirim. Yay şimdi istiyor. Dalları ip istiyor. Onu yaparız. Tezgah istiyor bizden. İp istiyor. 3 tane ip. Üret, üret. Üret, 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 üret. Tezgah için kütük istiyor. Şimdi kütük için şöyle bir şey yapacağız. Sırt çantasına gel. Sırt çantasında şunu biri alacağım. Bu savaş için yapılan bir durum. Şunu şöyle al. Bunları böyle inventörümüze atalım ya. Bunlarla işimiz yok şimdilik. Asamızı alalım. Şurada dursun. Bombamızı alalım. Kazmamız şurada, baltamız şurada. Ben İlk başta şunla şey yapmaya çalışmıştım. İlk videoda. Daha sonra o videoda, aynı videoda. Ulan bunları üretim bir yapalım mı? Çok daha hızlı bir şekilde. Gördüğünüz üzere. Odun toparlayabiliyoruz. Aynı şekilde bahsettiğim terraforming mesela. Bu yere doğru kazma olayı. Çatır çatır kazabiliyoruz. Taş geliyor, şey geliyor. Çok hoşuma gidiyor benim. Yani oyunda şuraları kazmak, efendime söyleyeyim şöyle maden oluşturmak falan çok hoşuma gidiyor oyunlarda. Terraforming'in olmasının, yani yere müdahale etmemizin önemlerinden biri de bu. O yüzden seviyorum. Şimdi tekrar gelelim. Üretimimize geldik. Tezgah istiyor. Peki üretelim. Tezgah ürettik. Tezgahda acaba şuraya gelmiş mi? Gelmiş, süper. Tezgahda şuraya R ile döndürelim. R'ye basılı tutup şu şekilde döndürüyoruz. Şöyle şimdilik şuraya koyalım. Base inşa etmek de gayet keyifli. Aklınızda bulunsun bunlarla. Base inşa edelim, bitki lifi. Şimdi bize planör lazım. Bir de kanca lazım. Ama metal hurdayı nereden bulacağımı hakkında bir fikrim yok. Planör. Bizim amacımız ilk önce şu pus odunu lazım mesela. Pus odunu da nereden bulacağım? Şurada puslu yerler var. Oralara dalmayı düşünüyorum. Ama tabi silah milah geliştirirsek daha iyi olur aslında. B'ye bas bakayım. Yay için ne lazım? Dal lazım. Dallı budak lazım. Aman be, gene daldım bak. Çıt 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 çıt. Müthiş ya. Şu puslu yerlere bir dalalım. Buraya daha önce daldıydım. Burada bir mızraklı abimiz çıktı. Aha şurada. Görüyorum onu. Saldır. Güzel saldırıyor. Bu mızraklı abi zorladıydı. Şey yaptığımda beni. Şu an çok zorlamadı. Zorlamasının sebebi de aşağıdaydı. Birazdan aşağı ineceğiz. Puslu bölgede. Şuradan aşağı ineceğiz. Burada kapalı alanda kıstırdığı için zorluyordu. Bu da kalkanlı bir abimiz. Onun arkasına geçip şey yaparsanız daha keyifli olur. Seviye 2 olduk bu arada. İlk seviye 2 olduğumda başarı falan kazandık. Tehlike yakında durmuş. Yavrum evladım. Neden bana bunu yapıyorsun?
Para. Al her şeyi. Yağmala, yağmala, yağmala. Ahşap kütük. Pusluluk hala devam ediyor. Acaba pusluluğu şuradan şey yapmamızın, yok etmemizin bir olayı var mı? Onu çözmeye çalışıyorum da. Pusulunu nasıl toplayacağız onu çözemedim. Bunda da toplayamıyoruz. Neyse. Pusa dikkat. Çözeceğiz, çözeceğiz. Al hepsini. Yağmala. Yık. Yık. Kitap önemlidir ya. Eski kitap parçaları. Eli bir fandır. Kitaba önem verelim. İpimizi de aldık. İpimizle kuşağımıza devam edelim. Pusluluktan zarar görmemek amaçlı artık çıkalım. Şunlar mı toplayabiliyor muyuz? Şey yapamıyoruz. Daha çözemedik. Çözeceğiz. Pustan çıktım. Hemen zaten süremiz işliyor. Şimdi pus odunumuz nasıl toplayacağız? Onu çözmeye çalışalım bakalım. Pus odunu. Bizim için şu lazım. Pus odun. Kardeş bu pus odunu nereden çıkıyor? Nasıl çıkıyor? Neler yapılıyor? Kor muhaleni. Şurada bir sis var. Şurada da bir sis gibi bir şey var. Bak burayı az önce yok ettik. Şuraya da bir gidelim bakalım. Odun odun çıkar şuralarda. Bak zanaatkarlar buradaymış. Keşfedilmemiş kazazede. Bunları büyük ihtimal şey yapıyoruz. Köle olarak kullanıyoruz. Aflarını dilenmek için. Aa bu arada az önce şey masasına gittim ya, bütün şeylerim, itemlerimin canı yükselmiş. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben şimdi fark ettim. Bak benim bir tarafımdan bir şeyler çıktı, bir yerleri yaktı. Aa güzelmiş o. Uzun kale. Aa burada da bir pusluluk var. Bu ne? Su. Zinde kalmak için çok güzel bir kaynak. Enerji geliştirmek, enerji yenilemek, hızlandırmak için su için. Su topla. Yani bir nevi bu anladığım kadarıyla su dediğimiz şey bizim mana. Şunu şuraya koyabilirim. Şimdilik inşa yapmayacağım. Şu can için iyidir, idealdir. Yani 5'e basıp bir anda mana basabiliriz. Dur bakalım bunu göreceğiz. Bu ne? Ahşap kütük. Bana puslu kütük lan. Puslu. Ahşap oku. Al. Yay yapınca kullanırız. Yay da yaparız bu arada. Pişir diyor. Eylem çubuğuna bir yemek yerleştir. Onu seç, sol parayla pişir. Anladım. Tamam. Bu ne? Aa. Şuraya geldi mi? Gelmiş, güzel. Hadi bir yemek pişirelim bakalım. Şuradan çiğ yemeği pişir. Güzel. Bu arada dinleniyoruz da. Konforsuzmuş ama. Yapacak bir şey. Pişti mi bu şimdi? Bunu pişirebiliyor muyum? Yok. Bunu yiyebiliyorum direkt. Izgara şeyi de yiyelim. Ha biraz canımız attı bak ızgara şeyini yiyince. Oku diyor. Sonunda mola vakti. Kemikleri sızlıyor. Ateşin sıcaklığı, barınak, biraz uyku, kendine gelip iyice dinlenebilirsin. Yemek bitki daha azalıyor. Sanırım bir sefer. Neyse yatağın altında biraz erzak sağa ateş ya. Tamam. Biz Türk'üz. Niye okuduk ki bunu? Tamam buraya gece olunca gelip burada yatarız. Ama bize şey lazım. Bunlar ne? Bunlar toplanabiliyor mu? Toplanmaz. Basılı tutup fırlatabiliyorsun diyor. Ama tabii şey yapamadık. Ha böyle fırlatıyor. Neyse. Şöyle bir pusluluk var. Ben odun nereden bulacağım ya? Tamam şimdi pusun içini de okumayalım. Gelin bakayım dayılar. İkiniz birden gelin. Ayıp değil mi?
Acaba bunlar mı? Bir deneyelim mi şansımızı? Vallahi bu. Vallahi puslu odun olur. Pus odununu bulduk gençler. Ahşap kütük diyor. Pus odunu değil ki bu. Ama pusun içinden çıkıyor kardeşim. Puslu puslu yerlerden ağaç koymuşsunuz. Yalnız var ya bu inşallah şeydir. Bakalım. Puslu odun yok. Ahşap kütük olarak geçiyor bunlar ya. Burası da mı puslu arkadaş? Her yer puslu ya. Uzun kale. Kardeş bir şey mi imha etmeye çalışıyoruz? Bu çok iyi oldu. Maymuncuk. Yeni bir şey öğrenildi. Şunları da kitapları da alalım. Kitap önemli. İlim irfana önem verin. Şurada bir sandığımız var. Ha, maymuncuk eksik. Oğlum şunu yağmala. Madem öyle bir maymuncuk üretelim ya. Kaç tane istiyor? 2 tane hurda istiyor. Şimdi ben şeyi için kaç tane isteniyor onu bilmiyorum. Tezgahı değil de. Bizim asıl üretmemiz gereken şeyler var. Kanca manca. O yüzden şimdi ben maymuncuk üretmeyeceğim. Aslı üretsek mi ya? Üretelim ya. Bir maymuncuğumuzu üretelim ya. Buraya kadar gelmişiz. Üretti. Bir tane ürettik. Envanterimiz de var bir tane. Gerekli şey maymuncuk. Acaba buraya mı koymamız lazım? Bakalım. Ha. Direkt. Hiçbir animasyon yok. Direkt maymuncukla açıyorsunuz. Ben Skyrim muhabbeti yaparlar diye düşündüm ama yok öyle bir şey yapmamışlar. Pusuluk ya yayılmış galiba şu. Hazır gece olmuş. Bir uykumuzu çekelim ya. Şurada uyuyabiliyoruz. Arkadaş nasıl konforlu değil ya? Sıcacık uyuyor. Konforlu bence gayet güzel. Konforlu ya. Sabah oldu. Kalkalım. Dinlenmiş bir vaziyette. Pusluluk. Bu ne? Allah kabul etsin de namaz kılıyordum ama. Kolay gidiyor ya. Taş yok al. Metal hurda çıktı. Bunları kır acaba. Ne kırabilir? Duvarlara tutunamıyor. Halvert'ten alıştık tabi duvara tutunur diye. Pustan çıkalım ya. Her şeyi bulduk şeyi bulamadık. Puslu odun, pus odunu. Burada ok. Düşürür ha bu. Ah, bir sürü şey var. Al al al, ver ver ver, gömüldüm. Can abi geldi aklıma. Adamla biz Seven Days Die oynardık.
Ben görev için eve girerdim. O evi sökerdi. Aman ne günlerdi ya. Bayı arkadaşlar, şimdi Can abiyle oynuyoruz Seven Days Die. Bildiğiniz görev alıyorsunuz. Evlerin içine giriyorsunuz. Evlerden işte zombileri temizle. Şey yap. Materyal bul. Ben bir de bu yıldım sessiz gitmiyordum ha. Ya ben ince ince böyle zombileri öldür öldüre giderken arkadan şangır şungur çatır çatır bir evi söküyor. Ulan ya Can abi ya. Bunu yapabiliyoruz. Yapalım. Bir de planör lazım bize. Planör için pus odunu lazım. Acaba bu pus odunu nereden çıkıyor? Benim meraklarımdan bir tanesi. Vay arkadaş ya, bir pus odununu bulamadık. Pus odununu da çözersek bütün işler çözülecek. İplik üretmesi kolay. Pus odunu nereden çıkıyor? Ama ondan önce ben bir şey yapmak istiyorum. Tabii ip lazım bana bunun için. Hemen bir ip üretelim. Kaç tane üretebiliyoruz? Üret. Üret. İki tane ürettik. Tezgah gel. Depolama için. Tabii, üç tane lazım olacaktı. Bir dakika ya. Benim odunum yok mu? Bir sürü odun topladık biz. Nerede depolama? 50 üretim. Depolama. Dal lazımmış. Dal lazımsa dal bulacağız. Dal çok şeye lazım. Dünyada niye böyle bir şey? Ha, burada şey var. Uzun kale. He, yeni yer açıldı. Uzun kale. Burayı ne yapabiliyoruz? Geçiş noktası olarak belirli. Devam. Işınlanamıyorsak bir anlamı yok. Şimdi bize dal lazım. Dal. Dal 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 dal. Bu arada gene materyallerimiz şeye dokununca güzeldi. Şuradan dallar var da. Şu puslu yerlerden toplamak istiyorum. Acaba şöyle vursak dal mı geliyor? Pus odunu nereden çıkarıyor? Şunlar ne mesela? Şunlara bir kazmayla dalsak mı? Misyon diye bir şey çıktı. Acaba ne? Miselyum. Miselyum. Neymiş ki bu miselyum? Miselyum geliyor. Ama bana pus odunu lazım. Şu hemen inventörümden miselyum. Pusun büyülü özelliklerini soğuran mantarı miselyumu. Ancak simya maksadında kullanılır. Dayı dur. Hop. Ulan patlayamadık be. Düşman katletildi, yağmalı hemen kemiklerini emikle. Dallar, lifler, bunlar önemli. Pus odunu nereden çıkıyordur acaba, nasıl çıkıyordur? Ha, şurada da bir yer var. Ooo, Putin ne girdik gençler. Gençler selamun aleyküm ya, ne yapıyoruz burada, parti mi yapıyoruz? Kürteti yiyeceğiz ya bu akşam. Ara bakalım ne çıkacak. Taş çıktı. Bomba çıktı. Şuraları kassak ne çıkar acaba? Bu özellik beni benden alıyor arkadaşlar ya. Ben seviyorum böyle amelelik işlerini. Bayılıyorum. Bana ver abi. Bana yetki ver ya. Bana yetki ver kardeşim. Hop. Mantar topladım. Postluluk olayını çözemedim. Pus odunu nereden çıkar? Nasıl çıkar? Arı kovanlarına dikkat ederiz. Bununla mum falan yapabiliyoruz diyor. Dünyanın kazası değil, pusun içinden geç. Bu bizim görevimiz. Havuzda kitap var.
Yeni hikaye sayfası. Yani simyacı teorileri. Burada bir simyacı yatıyormuş rahmetli hayvan. Kürtlerini de alayım. Pardon. Vallahi her okuma dalacak. Aşağı düştü. O da oldu. Bu sorunu nedir? Çözemedim. Vay, şurada bir kafa var. Bakın, şurada köy mü var? Ulan köyler möyler var orada. Atraksiyonlar var gençler. Vay arkadaş, gitsem mi? Üşendim ya, yemin ederim şuradan şöyle git oraya git bilmem ne diye üşendim. Gitsem mi acaba ya? Bir de dalmasınlar orada biz. Donla gitmeyelim ya oralara da. Tehlikeli mekanlar onlar. Vallahi ya. Şu arılar bir dalsın bakayım bana. Arılar nasıl dalacak onu merak ediyorum da. Daha dalınma olmadı bugüne kadar bana. Şimdi bir daha şuraya tıklayacağım. Üretme tamir etti yazıyormuş zaten. Direkt tamir etti. Bunun için ip lazım. 50 üret, ip, üret. İstiyorsanız F'ye basıp bunu sabitleyebiliyorsunuz. Her daim görebiliyorsunuz. Depolamadan da 2 tane üreteyim. Şimdi 50 üretim. İp. Üret. Maymunca yay içine alalım. Bir tane dal lazım. Onu da buluruz. Şimdi şuraya gelmiş midir? Gelmiştir. Şöyle bir stratejim vardır. Şunu şöyle koyarım. Bunu da buraya koyarım. Geçtik. Daha sonra buraya ham maddeleri yerleştiririm. Şu şekil. İşte odundur. Dal lazım olacak, o yüzden atmayacağım. İptir bilmem nedir. Ahşap otun işte şu bu. Taş maş. Taşı şimdilik aldı. Taşla işim var. Metal burada. Efendim mesela bu kitabı da büyük ihtimal yeniden revize edip şey yapacağız. Şunları ben buraya atarım. O ürünleri başka hiç şeyler için kullanacağız. Kürk parçası. At. Bunlar da aslında craft itemi. Bunları atarım. Buraya da üretilmiş. Atıyorum işte ok ürettim, yay ürettim. Bunları buraya da atarım. Yani üretilmişleri de buraya atarım. Öyle bir kendi kafamda şeyim vardı. 4'e basıp ekipmanımı giydim bu arada. Onu unutmuşuz. Yeteneklerimiz var. Ha, gizli saldırı. Odunculuk. Space Laker ilaç. Yarma baltalı ağaçlarda tüm tahta nesnelerine %30 daha fazla hasar verir. Ama canavar ustası. Ya burada da bu ilklerimiz koruyucu olarak, suikastçı olarak, kurnaz olarak, işte bunların belli başka şeyleri var. Şu an biz iki tane şeyimiz varmış. Neyimiz artık onlarla verebiliriz. Büyücü olabilirsiniz isterseniz. Şifacı olabilirsiniz, savaş büyücüsü olabilirsiniz, tank olabilirsiniz, savaşçı olabilirsiniz. Tekerli kılıçlar, baltalar, kan öfkesi, hücum, sporcu diye çevirmişler. Bu büyük ihtimal havada ikinci kez zıplamanı sağlar. Bak ben bunu alırım. Dayanıklılık veriyor. Kazazede dediği ne? EQ'ye. Ya karışık da gidebilirsiniz. Bak burada çoklu atış ihtimali kazanır. Koruyucu. Becerilerin her niteliğin menzilli silah hasarını %5 arttırır. Acımasız saldırı. Buluncu. Şuradan istediğiniz yerden başlayabiliriz. Tüm aletler daha yavaş. Madenci. Bu ameli olacaksak buradan gideriz de. Her nitelikte. Bir tane açalım bakalım. Menzilli silahlardan gidelim. Madem öyle. İlk yeteneğin açtığı açıldı. Bunun için menzilli silahlarda verilen hasar daha da arttı. Şurada da var. Şu işte. Zımbırtıdan biriktirirsek. Bu ne? Dayanıklılık özelliği arttırır. Hadi bunu da vereyim. Tamam bunu da artık. O yüzden menzilli silah yapmamız lazım. Ondan dolayı odun toplamamız. Odun dal parçası toplamamız lazım. Şimdi onları da topladık. Hemen ne diyorsam. Ah kana.
Yaşlılık çok zor bir şey. Ürettim bir tane ahşap yay ürettim. Hemen sırt çantama geleyim. Şu yayımı şöyle koyayım. Şunu şöyle koyayım. Şöyle gidelim. ...23 tane de ahşap okum var. Ufaktan gidelim bakalım mevzulara. Şu 400 metre uzaklıktaki arkadaşı kurtar. Bir de cam basalım. 8'de cam bastığımız zaman 6-6 bize her saniye artık kaç saniyese şey yapıyor, bandajla cam bastığımızda. O büyük ihtimal bizim şeyi dolduracak. Boş durmayalım, toplayalım şunları. Benim bir tarafımızda alevler çıktı. Şuralar var. Şuraları bir araştıralım ya. Uyu diyor. Bir şey gözükmüyor. Kitap var. Gene bir şeyler öğrendik. Gene bir şeyler öğrendik. Kültürlendik çok şükür. Ama biz Türk'üz, okumayız. Şunu ver bakayım. Şurada da bir şey varmış. Onu da okuyalım. Aşağı doğru gidiyor maşallah. Topla. Okudum. Biz Türk'üz kardeşim. Sandal tekmeleyelim. Oh güzel. Ahşap oklar. Sesi geldi lan. Ay tel mi lan bağırıyorsunuz, aklımızı alıyorsunuz. Vallahi kafanıza el bombası atarım ha. Usta yakalanmamak için yoldan ayrılma. Ustan senin kurt. Şu an pusluluk. Ha. Daha da puslu olup şey mi yapıyor? Acaba gençler burada mı ya bizim aradığımız pusluluğu? Lan bir şey vermedi. Pus ormanında bir dolaşalım. Lan buraları da lootlamak istiyorum. Dayı nasılsın? Allah rahmet eylesin. Bu ne yüzük? Aa kuşanma gidiyormuş. Hemen bir bakalım. Karakterimize girelim. Yüzük kuşanlık. Artı 8 enerji, artı 10 can veriyormuş yüzük. Maşallah maşallah yüzüğümüz zorlu. Bir yüzük nelere kadir ya. Kıymetlimiz. Burada boşuna yüzük peşinden koşturmuyormuş demek. Bu ne? Ha buradan tıkladığın zaman. Oo güzel. Keşke daha düşük onu bir kere kullanabiliyoruz büyük ihtimal. Buralarda gezinmemizi sağlıyor. Şu ağaçlara deneyeceğim çünkü bizim ağaca ihtiyacımız var. Yani pus ağacı neyse ona ihtiyacımız var. Ya, okla her şey çok basit oluyor. Yağmala. Pus odunu gençler, pus odunu da bulduk. Tamam çözdük işi ya. Tamam bu kadar basit. Pus odunu da bulduk. Blender de yapabiliyoruz. Bu ne? Pus sıvısı. Dayı sen nesin? Hop. Sen buradayım. Aman ha. Aman diyeyim ha. Bu kadar ya. Abi bir şey daha bulduk. Kalkan geldi bu arada. Hemen bakalım kalkana da. Karakter. Dönemimiz daha yok. Kalkan geldi. Kalkan da kuşanalım. Şimdi ben şey çektim lan. Direkt kalkan da çekiyor. Süper. Ama ben azıcık daha pusluluk odunu toplayayım. Ne olur olmaz gelmiş. Ah senin canına kurban. Odunum. Şimdi 2 saniye base'e dönüp planörümüzü de yapalım. Sonra da iyi kurtarmaya gidelim. Ben sizden 2-3 saniye müsaade isteyeceğim. Hemen geliyorum.
Evet yeşiller, her şeyi tamamladım. Bu arada bir bilgi vereyim. Pus odununu bulmak istiyorsanız, pus odununu bulmak isteyen gelen arkadaşlar da olabilir. Şimdi ben şurada ilk yerimizi, base'imizi kurduktan sonra şöyle ilerlerseniz, göreve doğru ilerlerseniz şurada bir pus mekanı buluyorsunuz. Orada ormanda ağaçları toplayarak pus odununu elde etmiş oluyorsunuz. Bunu geçelim. Şimdi biz köprü möprü buralardan geçmek için ben daha önce oynadığımdan dolayı şeyler lazımdı. Şu kanca manca lazımdı. Böyle kendimizi fırlatmamız için. Ondan mütevellit ben kancayı da yaptım az önce gördüğünüz üzere. Şeyi de yaptım. Plönör de yaptım. Büyük ihtimal plönör de lazım olacak. Plönörümüzü de yaptık. Şuradan geçerken dikkatli mi geçeceğiz? Yok. Paldır geçeceğiz. Geçelim. Bak, plönör de yaptım kendime. Çok keyifli oldu. Kancayı kullanınız bazı yerlerde bu tür yerlerin gözünü açık tut. Peki efendim. Hop. Planörle de uçarız. Hop. Al. Tuzaklar var orada. Neyse şunları. Hayır. Uyuma. Hayır. Kardeş uyuma. Uyuma. Benim kadar yatmayı sever. Bir dakika. Bana ok atan adam olmamıştı. Adam mı, yaratık mı? Bunun ne olduğunu bilmiyoruz. Vay. Metal kurdalarım var, alayım ya. Arbalet de elde ederiz. Ha bu arada şey eti yedim. Kurt eti yedim. Gördüğünüz gibi canım iki katına çıktı. Bizim bildiğiniz gibi Türklerin simgesi de kurttur. Yani boşuna kurttan hayır gelmez dememişler ya. Arkadaş kurt eti yiyoruz. Soldan mı gideceğiz, sağdan mı gideceğiz? Çözemedik. Gidelim bakalım. Dayı burada mıymış? Buradan mı kurtaracağız biz o dayıyı? Nereden kurtaracağız? Şuradan mı geliyoruz oraya? Evet, burada gideceğiz. Şuraları da unutlamak istiyorum ama fazla da videonun süresini uzatmak istemiyorum. Bu ne? Çalıkların arasında saklanabilirsin. Düşmanını böylece gafil avlayabilirsin. Assassin's Creed mi oynuyoruz kardeşim? Nasıl avlayacağım ki düşmanım gafil? Şöyle bir şey tuşuyla var mı acaba? Arkadan vurduğum için tabi daha fazla şey elde ettim. Bunlar biraz da esaslı elemanlar. Bizim biraz zırh yapıp gelmemiz lazım. Biz donla geldik buralara ama hadi hayırlısı bakalım. Kabiliyetlerimize, çevikliğimize güvenelim. Şurada da bir kitap var. Ben oraları lootlamadan gidemem ki. O ne diyor? Bir şey daha öğrendik. Tamam, XP verdik. Koz bilmem nesi. Korma şu. Ya şimdi gençler baktınız abi. Şimdi merak ediyorsunuz içeride neler var neler yok ama benim buralara çıkmam lazım. Benim buraları lootlamam lazım. Okumak istiyorsanız videoyu durdurup okuyabilirsiniz. Ben artık oralara geçtim ya. Türküz biz, okumayız. Şunların da paçavralarını alalım. İçinden su gizemli şişe çıkıyor. Bunları su çıkıyor. Dayı. Rut var diye F'ye basın. Hiç okumak için basmak. Gavurlar bize tuzak kurmuş sevgili kardeşlerim. Orada okuyun diye şurada planörümüz var ya aşağı doğru. Biraz planör değişik olmuş da. Şu patlayıcı mı lan? Bilmiyorum. Vallahi patlayıcıymış. İşte bunlar tamamen 40 yılın oyuncu deneyimleri. Bunlar da patlayıcı olduğunu benim anlaması şey değil, kolay değil. Çat diye patlayıcıyı bulduk. Patlattık. Şimdi girelim bakalım mekana. Pusmek, kadim mahzen, demirci. Haydi bakalım. Haydi hayırlısı. Ay çok az vuruyorum ya. O da mumya gibi adam ya. Şimdi bizim burada abimizi kurtaracağız. Oğlum bu kadar basit miydi lan? Şu arkadaki büyük ihtimalle
Maymuncuk yaparız, yaparız. Maymuncuk yapalım hatta. Yaparız ne diyor? Şuradan maymuncuk. Redde. Dayı maymuncuğumuz var ya. Kapama lan. Kapat kapat. Loot yaptığımız için. Maymuncuğumuz da var. Hop. Bir yüzüğümüz daha var. Mana veriyor, enerji veriyor, can veriyor. Maşallah. Hemen onu da takalım. Diğer yüzük kısmına da taktık. Canımız doldu. Şeyimiz doldu. Şimdi şuradaki dayıyı kurtaracağız büyük ihtimal. O da bizim gibiydi. Uyandıracağız. Kazazede'yi kurtardık. Çağırma asası tarifi açıldı. Ne yaptık lan, adamı cebimize mi koyduk? Pardon, tövbekarı. Bu ne? Dinlenmeye ihtiyacın olduğu zaman meyve açıp hızlı seyahat edebilirsin. Haritayı aç ve evini seç. Bak, bunlar tatlı şeyler bak. Hızlı seyahat. Bana bunlarla gel ya. Bana bunlarla gel ya. Baya keyifli. Peki, bir sorum olacak. Alevli iletişim kuralım. Kazazede davamız için çok faydalı oluyor. Onu basit dallar ile üretebileceğin bir çağırma asasıyla dünyaya yerleştir. Vay vay vay. Ulan dal, sen nelere kadirsin arkadaş. Hemen şuradan çağırma asası üretiyoruz. Vallahi bir tane de dal istiyor. Önemli de bir şey değil. Tamam. Şuraya gelmiştir. 7. Çağırma asası hazır. Evet, hazır. Vay vay vay, demirci abimiz geldi. Osman abim. Osman abim. Osman. Demirci Osman'ı çağırdık. Konuş. Ateşlenenlerde umut kesilmez. Ekipman üretme, arındırma. Barınamıyormuş. Konfor 5. seviye. Şükür buldun. Beni sonunda şu sıfatına bir bak. Zargana gibisin, sana alev soylusu diyorlar bir de. Donla geziyoruz. Hakikaten soyluya bak, donlu soylu. Sana önce bir silah lazım. İyi ki beni uyandırmışsın. Bir derme çatma kılıç veya dikenli sopa üretsem iş görür. Arındırma ateşi. Köz diyar. Hala kurtarılabilir. Varsa kıvılcım da vardır evlat. Pus vadilerini boğuluyor. Yeni ekipmanları, kuyuları keşfet. Bizi bu çileden kurtar derinliklerde. Tabii ya. İyi dinlenmiş. Yeni ekipmanlar olabilir. Kendine fazla gelmeyin. Dışarı çıkmadan iyice, iyice dinlen. Yemeğini yer taşır. Ya yaptık onları kardeşim. Üret dediğim zaman. Demir ocağı üretiyor. Fırın üretiyor. Taş lazım. Metal orada. Kömür lazım. Kömürü bulmamız lazım. Çivi üretiyormuş dayımız. Çiviyle şimdilik işimiz yok. Bak şimdi konuşmaya başladım. Kazma mazma üretiyor. Güzel bir olay getirmişler. Yani sen... bunları üretme yerinden açmıyorsun da demirci bularak artık demir çağına geçiyorsun. Tek elli silahlarda bir sopa yapacakmış bize çiviyle. Zırh yapıyor, güzel. Tabak çanak, bunlar süsleyiciymiş. Bize bunu yapacak. Görevler, aa bu da var. İstersek bunu da yapabiliriz. Valla bunu yapabiliriz ya, bu ne ya? Beyzbol sopası ne ya? Orta çağdayız, beyzbol sopası ne ya? Onun eziciliği var, onun kesiciliği var. İkisinden de yaptırabiliriz. Kardeşim, kral değil miyiz? Kardeş, sana barınma yeri marınma yeri yapacağız. Biraz da şu şey mekaniklerine bakalım. Tabii, inventory bize tıklayalım. Neredesin deyse. Ha şurada zaten. Üçte. Moda girdiğimiz zaman... Tabi şu an üstümde herhangi bir şey olmadığı için, malzeme eksik olduğu için hemen malzememizi üretelim şuradan. Pürüzsüz, benim taş bloğum yok mu ya? Şuradan taş alalım. Taş vardı bizim ya. Taşlama alalım. Birkaç tane üretelim şunlardan. Yatak da üretiriz. Yatak da üretiriz. Şömineler var, masalar var. Vay vay vay, konfor. Bir alan oluşturacağız bu dayıya. Ve o dayıya konforlu bir alan oluşturduktan sonra büyük ihtimal bize şey de yapacaktır. Eminim yani. Daha değerli itemler yapabilir. Alev dayı, sen ne diyorsun? Soyunu uyandırdın. Alev bundan hoşnut oldu. Bahar diyarında uyanan başka bir kazazede ara. Peki efendim. Peki efendim, bir de bunu da level atladık. Alev kudreti bilmem ne, çurt çurt, kurbanlıklar, reçine, kemik.
Pusulası, pusulası var. Kıvılcım, bunu bilmiyorum. Hayvan kökü, bunları bulacağız. Sunak etkileştirme kapasitesi, pus geçidi seviye, karanlık niteliği biraz daha arttıracak. Peki sunağı yükselt dediğim zaman alanı yükseltiyor. Pus çekirdeğiyle. Beceri puanları rünler. Ha, buradan beceri puanlarını sıfırla. Ha, beceri puanlarını sıfırlayabiliyorum. Şuradaki yeteneklerimizi sıfırlayabiliyoruz istediğimiz zaman. O da güzel, o da güzel. Şey toplatıp yapıyor. Gerçi o ücretsiz olsaydı daha güzeldi. Yani bir şey bulmadan yapsaydık daha güzeldi. Şimdi inşa moduna geçelim. Şöyle evlerimizi inşa edebiliyoruz taştan. Keyifli. Aa, bir de şeyi göstereceğim size. Geçen videoda göstermiştim. Oyunda şey var. Ateş böceği. Topluyorsunuz. Yeni tarifler. Ateş böceği lambası. Ateş böceği lambası pek bir etki göstermiyor ama ben çocukluğumdan beri ateş böceklerini çok severim. Sapanca'da çok olurdu. Ağustos döneminde çok çıkardı. Artık çıkmıyorlar ya. En son ateş böceğini 10 yıl önce bizim evin karşısındaki bahçede gördüm. Çok mutlu olmuştum. Fotoğrafını çekmiştim ama 10 yıl önceki telefonlarla çekilen fotoğraftan bir şey anlaşılmıyor. Yine ateş böcekleri çıksa işte bizim insanoğlunun yaptığı şey. Yalnız bunlar hayırdır dayı, siz hangi şeyin tarikatısınız? Sen böyle bakayım. Tabla kilitlen dediğim zaman direkt nişan alıyor bu arada. Ama kafaya nişan alıyor. Stabil vurur. Nişan almak yerine biz kafaya çalışsak daha keyifli olur. Gibi özellikleri var. Şu ateş böceklerini toplayalım mı? Gece de olsa puslu kardeş. Gelme dayı, öyle korkutuyorsun beni. Neyse, pusluluk olayını şey olaylarını böyle çözmüş olduk. Yok, hayvanları sıkmayacağım. Dayı, sana da mekan yapacağım, sen sıkıldın. Bak, beni gördüğümü seviniyorum. Uzun süre sonra geri döndüm kendi. Haline bir demirciyim. Ne istersen buradayım. Hadi macera hazırlanın. Hazırlanacağız da sana güzel bir mekan yapacağım. Var ya görmen lazım. Ama ondan önce bir şey yapmam lazım benim. Suyumuzu içtik. Yatacağım da dayıdan korkuyorum. Vallahi gelir diye aklım çıktı ha. Neyse efendim. Bu videomuzun da sonuna gelelim. Maşallah 53 dakika olmuş. Hay maşallah. Umarım oyun hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gitmiştir. Satın alabilirsiniz ama bu ülke şartlarında, bu dolarlar ortadayken bence kesinlikle orijinal almayın derim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.